En genç Yeşilaylılar, merhaba. Yeşilcan ve tatlı arkadaşlarının maceralarını dinlemeye hazır mısınız? Ben okurken çok heyecanlandım. Umarım siz de keyif alırsınız. Hadi başlayalım. İlk kitabımızın adı Hapşu. Ece bir sabah erkenden kalktı. Penceresini açarak derin bir nefes aldı. Odasının içine hızla temiz hava doluyordu. Bir süre yaprakları yavaş yavaş dökülen ağaçları izledi. Sonbahar gelmişti işte. Dışarıda güzel, güneşli, mis gibi bir hava vardı. Birden kendisine seslenildiğini duydu. Ece! Ece! Sesi hemen tanımıştı. Bu Yeşilcan'ın sesiydi. Pencereden sesin geldiği yöne doğru bakınca bahçede arkadaşını gördü. Hemen odasından çıktı. Ayakkabılarını giyerken annesine seslendi. Anne! Ben bahçede Yeşilcan ile oynamaya çıkıyorum. Tamam kızım, ama hırkanı giymeyi unutma. Havalar serinledi. Tamam, hava güzel, merak etme. Ece üstüne bir hırka almadan dışarı çıktı. Annesinin sözünü ihmal etmişti. Yeşilcan ile birlikte koşup oynamaya başladılar. Bir yandan da ağaçlardan tek tük düşen yaprakları izliyorlardı. Bu sırada arkadaşları Efe de bahçeye geldi. Efe, arkadaşlar merhaba, parka gidelim mi? Yeşilcan, neden olmasın? Hava güzel ve güneşli, tabii ki gidelim. Üç yakın arkadaş neşeyle koşarak parka gittiler. Bu sırada Bıdık da koşarak yanlarına geldi. Efe'nin bacaklarının arasından geçerek oyun oynuyordu. Çocuklar buna çok güldüler. Sonra Bıdık'ın dikkatini bir kirpi çekti. Çocukları bırakarak kirpinin peşinden gitti. Yeşilcan, ne oynayalım diye sordu. Ece, kutu kutu pense mi oynasak acaba? Efe, tamam harika bir oyun, hemen başlayalım diyerek onu onayladı. Çocuklar el ele tutuşup küçük bir çember oluşturdular. Sonra da oyunun tekerlemesini söyleyerek oyunu başlattılar. Kutu kutu pense elmamı yerse, arkadaşım Ece arkasını dönse. Ece şarkıdaki gibi arkasını döndü. Tekrar el ele tutuşup tekerlemeyi söylemeye başladılar. Kendilerini oyunun neşesine kaptırmışlar. Tekerlemeyi bıkmadan tekrar ediyorlardı. Kutu kutu pense narımı yese. Bu neşeli oyun sürerken gökyüzü biraz bulutlanmış, güneş bulutların arkasına saklanmış, havada biraz serinlemişti. Ama bizimkiler bunun hiç farkına bile varmamıştı. Bir süre sonra annesinin sözünü dinlemeyip hırkasını giymeyen Ece, ani hava değişiminden etkilenip üşütmüş ve hapşurmaya başlamıştı. Kutu kutu hapşur! Elmamı hapşur! Ece hapşurması sürünce oyunun biraz dışına çıktı ve birkaç defa daha hapşurduktan sonra oyuna dönüp arkadaşlarının ellerini tutmak istedi. Yeşilcan, hapşurduktan sonra ellerini yıkamalısın Ece. Yoksa el ele tutuştuğumuzda mikroplar hemen bize bulaşır ve biz de hapşurmaya başlarız, dedi. Efe, ayrıca hapşururken mendilimizi kullanmalıyız. Mendilimiz yoksa kolumuzun iç kısmıyla ağzımızı kapatmalıyız. Ece, doğru söylüyorsunuz. Hem hırkam yok hem mendilim. Ben galiba biraz üşüttüm. Efe, eve gidip dinlensen iyi olur Ece. Çünkü hapşur! Efe cümlesini bitirmeden hapşurmaya başlamıştı. Yeşilcan, Efe, sen de eve gidip dinlensen iyi olur. Yeşilcan da cümlesini bitirmeden hapşurmaya başlamıştı. Üçünün de hapşura yakalandığı açıktı. Kutu kutu pense. Tekerlemesi yerine koro halinde hapşurmaya başlamışlardı. Hapşur! Bu bir sonbahar bestesi olmalıydı. Ece, galiba hepimiz hasta olduk. Hadi herkes eve dinlenmeye, dedi. Sonra da ekledi. Hapşur! Yeşilcan, öncelikle parktaki çeşmede ellerimizi yıkayalım ki başkalarına bulaştırmayalım.
Çocuklar ellerini yıkadıktan sonra evlerine doğru yürürken parkın diğer ucunda bıdığı fark ettiler. Hapşırmaktan onu unutmuşlardı. Onu en son gördüklerinde bıdık bir kepinin peşinden koşuyordu. Bıdık da hapşırarak çocukların yanlarına geldi. Şimdi hapşuruk korusu biraz daha güçlenmişti. Ece, bıdık da hasta olmuş galiba, baksanıza sürekli hapşırıyor. Oysa bıdığın hapşırmasının sebebi burnundaki kirpi iğnesiydi. Yeşilcan, ona hasta olmak denemez. Daha çok burnunu her işe sokmanın sonucu denir, dedi. Çocuklar buna hep birlikte güldüler. Bu sırada Efe, bıdığın burnundaki kirpi iğnesini çıkararak onu rahatlattı. Çocuklar evlerine doğru giderlerken hem kahkahaları hem de hapşurukları onlara eşlik ediyordu. Bıdık çocuklarla giderken aklına bir soru vardı. Kirpi de hapşırıyor muydu acaba? Ne dersiniz? Kirpi de hapşırıyor muydu acaba?